Oreo'lar, mini sosisli ufacık omlet, gördüğünüz en küçük çikolatalı sufle ve minicik mavi jöle. Barbie'nizde minik ve lezzetli yemekleri nasıl yapabileceğinizi öğrenmek için videomuzu izleyin. Ezgi artık büyüme zamanının geldiğine karar verdi. Bir kafede iş buldu ve kendini ciddi bir iş kadınına dönüştürdü. Gözlükler, koyu bir kahve, okuması zor bir kitap. Barbie'lerini ne kadar sevdiğini unuttu bile. Seda, Ezgi'nin çocukluğunda en sevdiği oyuncağı ona hatırlatmaya çalışıyor. Üzgünüm Seda, Barbie'lere vakit ayıramam. Ne? Gerçekten mi? Seda, Ezgi'nin kaybettiği çocuk ruhunu yeniden geri getirmek için planlar yapıyor. Beyin gücünü artırmak için bir paket cips aldı. Atıştırmalıklar sayesinde her zaman daha etkili düşünür. Bu da ne böyle? Barbie'ler Seda'ya çok tuhaf bakıyorlar. Bir saniye. Seda tam da Barbie'lerin yiyebileceği büyüklükte bir cips yapmak için hazır. Patates cipslerini su ile ıslatalım. Cipsler ıslandığında geniş ağızlı bir pipet ile minik yuvarlaklar keselim. Mini cipsleri tabağa alalım. Mikrodalgada kurutalım. Kendinden yapışkanlı kağıda cips paketinin küçük bir resminin çıktısını alalım. Bir folyo üzerine yapıştıralım. Paketleri birleştirelim. İçine mini cipslerimizi koyalım. Barbie'ler bu özel Lay's'e bayılıyor. Onlar da atıştırmalıkları en az insanlar kadar çok seviyorlar. Cipsleri çıtır çıtır yerkenki mutlulukları Seda'nın aklına harika bir fikir getirdi. Ciddi bir insanı etkilemek için ona çok ciddi bir görev vermelisin. Ezgi'nin bir işi var. O zaman Barbie'ler neden müşterisi olmasın ki? Seda'nın ilk işi bir oyuncak bebek restoranı açmak oldu. Ezgi, müşterin var. Ezgi bu fikri hiç sevmedi. Zaten yapacak bir sürü işi var. Peki ya misafirperverlik? Bu güzel plastik misafirlerimizi bekletemezsin. Yaşasın! Ezgi mini siparişlerini alıyor. Barbie'ler kahvaltı için hazır. Şefin şaheseri olarak sahanda yumurta istiyorlar. İnce bir pipetle normal bir sosisten incecik mini sosisler yapalım. Tavaya 2 damla çiçek yağı damlatalım. Şırıngaya birkaç damla yumurta akı alalım. Isınan tavaya damlatalım. Aynı işlemi yumurtanın sarısı içinde yapalım. Beyazın üstüne sarıyı damlatalım. Tuz serpelim. Pişen yumurtayı tavadan alalım. Kesilmiş 2 mini sosisi de tavada kızartalım. Yumurtayı ve sosisleri müşterilerimizin tabaklarına servis edelim. Bir damla ketçap koyalım. Ezgi masayı hazırlıyor. Mini peçeteler, çatal bıçak takımı, hayal edebileceğiniz en mini yumurtalı kahvaltı. Afiyet olsun kızlar. Barbie'lerin ikisi de gayet memnun görünüyor. Ezgi gıda sektöründe çalışmaya başlamakla en iyi kararı verdi. Seda bebekleriyle oynamaya devam ediyor. Doyurucu bir kahvaltı sonrası Barbie'ler bir şeyler içmek istiyor. Boş plastik kupalar fazlasıyla sıkıcı değil mi? Ezgi Oreo'sunu yerken birden aklına bir fikir geldi. Mükemmel! İşte harika bir ikili. Bir bardak süt ve çikolatalı kurabiyeler. Tek ihtiyacımız kurabiyeleri minicik yapmak. Oreo katlarını ayıralım ve kremasını çıkaralım. Kilitli poşete kurabiyelerimizi koyalım ve iyice ezelim. Ezdiğimiz kurabiyelerin üzerine biraz su ekleyelim. Karıştıralım. Minik kurabiye katları yapalım. Kurumaya bırakalım. Kremasından biraz alalım. İki katın arasına koyup kapatalım. Birkaç mini kurabiye daha yapalım. Yapışkanlı kağıda 2 cm uzunluğunda Oreo paketinin resmini basalım. Folyo üzerine yapıştıralım. Kenarlarını kapatalım. Paketi mini kurabiyelerimizle dolduralım. Ve kapatalım. Sihirli bir dokunuşla Oreo'larımız artık bebeklerimiz için hazır. Wow! Şu ufacık sevimli kurabiyelere baksanıza. Oreo'larla birlikte 2 minik şişe sütümüz de hazır. Kurabiyeler bitti bile. Barbie'ler Oreo'yu gerçekten çok seviyor. Seda inanılmaz bir sırrı açıklıyor. Bu müşterinin doğum günü. Buraya oyuncak bebek partisi için tatlı almaya gelmiş olmalı. Ezgi göreve hazır. Haydi, minyatür bir tatlı yapalım. Fondü kabına 3 küçük ölçek süt koyalım. 10 oyuncak kaşık un ekleyelim. 3 kaşık şeker koyalım. Karışımı ısıtmak için kabımızın altına mum koyup yakalım. Kaynadıktan sonra 3 dakika daha pişirelim. Karışımı cam kaba alalım. 2 saat boyunca buzlukta bekletelim.
soğuyan sufleyi küpler şeklinde keselim. Folyo ile kaplayalım. Ters çevirelim. Sufleyi kaptan çıkaralım. Yeniden keselim. Çikolata eritelim. Sufle küplerimizi çikolata ile kaplayalım. Her bir küpü yıldız şeklinde payetle süsleyelim. Doğum günü Barbie'sinin muhteşem lezzetli çikolata kaplı sufle hediyesi hazır. Hadi hemen bu meşhur tatlımızı denesin. Galiba Barbie'mizin doğum günü için çok da renkli bir parti olmuyor. Garsondan yeni bir şeyler daha istiyor. Hadi onu büyüleyelim. Tatların karışmaması için ikinci tatlısından önce bir bardak kahve istedi. Süt mutlaka olmalı. Ve sonunda garson ona beklediği tatlıyı getirdi. Vanilyalı cupcake. Hem de oyuncak bebeklere özel bir tarifle. Folyodan mini cupcake kalıpları yapalım. Şekillendirmek için ahşap bir çubuk kullanabiliriz. Kenarlarını kesip düzeltelim. Bir yumurta çırpalım. Şekerle yağı karıştıralım. Damlalıkla çırpılmış yumurtadan birkaç damla alalım. Un ekleyelim. Oyuncak bebek kaşığıyla biraz kabartma tozu, tuz, şekerli vanilin ekleyelim. Biraz süt koyup karıştıralım. Koyu yoğurt kıvamında olacak şekilde cupcake hamurumuzu hazırlayalım. Karışımımızı kilitli poşete dolduralım. Bir kenarını ufacık keselim. Folyonun içine yağ sürelim. Fırça kullanalım. Karışımı kaplarımızın yarısına kadar dökelim. 120 derecede keklerimizi 10 dakika pişirelim. Renkli damla çikolataları benmari usulü eritelim. Pişen cupcake'leri süsleyelim. Barbie bu cupcake'lerin kokusunu çok sevdi. Hepsini yiyecek gibi görünüyor. Çok lezzetli. Ama hala bir şeyler eksik gibi. Mükemmel bir şey eksik. Barbie'lerin bu kadar seçici olduğunu kim bilebilirdi? Ezgi gitgide sinirlenmeye başlıyor. Bunu bir yetişkin gibi çözmesi lazım. Şehrin en iyi fırınının efsane tatlısını sipariş edeceğiz. Onlar bu Barbizella'nın isteklerini kesin karşılayabilir. Ufak bir miktar jelatin içine biraz sıcak su dökelim. Biraz süt ısıtalım. Jelatini bunun içine dökelim. Bir damla gıda boyasıyla renklendirelim. 3 kaşık şeker koyalım. Karıştıralım. Kaba dökelim. Donduralım. Hazırlanan jölemizi kesmek için geniş ağızlı kokteyl pipeti kullanalım. Kesilen parçayı tabağa koyalım. Bir miktar çözünmüş jelatin ekleyelim. Üstüne kalp şeklinde süs koyalım. İşte güzel gökyüzü mavisi bir jöle Barbie'nin tam da karşısında duruyor. Harika görünüyor. Ve çok da lezzetli. Barbie'nin bunu sevmemesi imkansız. Onca öfkelenmesine rağmen çantasını ağzına kadar bu harika mavi tatlıyla doldurdu ve partisine gidiyor. Harika iş çıkardık. Yoğun bir günün ardından kızlar kendilerini pizza ile ödüllendirmeye karar verdi. Ezgi sonunda Barbie'lerini ne kadar sevdiğini hatırladı. Yeniden mini mutfağına dönüyor. Barbie'lerimize de pizza yapmalıyız. Önceden hazırlanmış bir pizza hamurundan daire kesmek için kupa kullanalım. Ketçap ile kaplayalım. Şeritler halinde salamı dilimleyelim. Sonra minik karelere bölelim. Pizzanın üzerine yerleştirelim. Çeri domatesi minik küpler şeklinde keselim. Salamların üstüne koyalım. Biberi aynı şekilde keselim. Parçacıkları pizzanın üzerine serpelim. Farklı renkte biberler kullanabiliriz. Pizzanın üzerini rendelenmiş peynirle kaplayalım. Yağlı kağıt üzerine pizzayı koyalım. 250 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika pişirelim. Bir şablon hazırlayıp pizza kutusu yapalım. Kutunun tabanına folyo serelim. Pişen pizzayı içine yerleştirelim. Basit bir hamleyle Ezgi kocaman pizzasını minicik bir pizzaya dönüştürdü. Şimdi her Barbie'nin bir pizzası var. Elbette bu sadece oyuncak bebekler için yapılmadı. Seda pizzanın tadına bakıyor. Vay canına! Bu oyuncak yemek gerçekten de muhteşem.
Barbie'ler için yaptığımız tarifleri sevdiniz mi? Öyleyse Barbie'niz için hangilerinden yapardınız yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki minicik yemek tariflerini kaçırmazsınız.